Herkese merhaba. Bugünkü derste odağımızı kalça ve omuz bölgesinin mobilitesine çeviriyoruz. Yani hareketler içerisinde daha çok bu bölgelerin kendi içindeki hareket açılarının şu anda nerede olduğuna bakacağız. Onları biraz daha arttırabilmek için ne gibi hareketler yapmamız gerektiğine bakacağız. Nasıl kontrollerde kalmamız gerektiğine bakacağız. Yine egzersiz içerisinde birden fazla bölgesel çalışmada olacağız tabii ki. Hatta yoğunluklu olarak bazı bölgeleri daha çok hissedeceğiz. Fakat önceliğini yine de omzundan itibaren ya da kalça ekleminden itibaren yaptırdığım her harekette bu ekleminin özellikle hareketine verirsen eğer bugünkü dersten alacağın verimi istediğimiz kıvama getiririz diye düşünüyorum. Hiçbir ekipman kullanmayacağız bugün. Eğer hazırsan seni de matına bekliyorum. Başlıyoruz. Yes! Kalçayı topuklara oturtarak bir çocuk pozisyonuna geçer gibi yaptığımız duruşta başlıyoruz. Nefesini alırken önce kalçayı iyice dışarıya doğru çıkar ve göğsünü karşıya doğru açarak bütün omurgaya ters C ver. Boynu geriye doğru ittin. Ve nefesini tekrar vermeye başladığın anda kalçayı yuvarla. Sırtı yuvarla, boynunu yuvarla kedi inek duruşunu bir burada yaparak omurgayı harekete geçirerek başlayalım. Omuzlarının öne çıktığını gör şu anda. Tekrar nefes alırken kalçayı geriye doğru yuvarlayıp belime kavis verip göğsü karşıya doğru açıp omuzları geriye aldım iyice. Kürek kemiklerini sıkıştırıyorum. Ve tekrar nefesi verirken önce popoyu yuvarladım. Beli arkaya doğru ittim. Daha sonra Göğsü içeriye alıp sırtımı yuvarladım ve başımı aşağıya bıraktım. Ve buradan yeniden kalçayı dışarıya doğru çıkar. Omuzlarını geriye doğru al ve kürek kemiklerini sıkıştır. Son sayıyı yapacağız. Burada biraz daha omuzlarına çevir odağını ama önce tabii ki omurgada da olsun. Beli geriye doğru yuvarla, sırtını yuvarla, göğsünü içeriye doğru al. Ve omuzların nasıl öne doğru gidiyor bir bak buna. Ve tekrar nefesini alırken kalçayı dışarıya doğru çıkardım. Göğsü karşıya doğru açmaya başladım ve omuzları arkaya getirebildiğim kadar alıp kürek kemiklerini sıkıştırdım. Ve şimdi buradan sadece belindeki o ekstra kavisi yok edip kalçayı hafif arkaya doğru yuvarlar gibi yap ve sol kolunu Omuz da yukarıya doğru uzat. Karşıya doğru gönder. Şimdi burada avuç içimi yukarıya çevirecek şekilde tüm kola bir dış rotasyon vereceğim. Ve omzumdan itibaren ileriye doğru uzattım kolumu. Omzum ileriye doğru çıkıyor yani. Kolu tavana doğru götürürken bir noktada artık iç rotasyonu alıyorum. Omuzu içeriye doğru alıyorum. Ve kolumu soldan, sol çaprazdan yere dokundurmadan Karşıya geçirirken tekrar dış rotasyona çevirip yukarıya doğru gönderdim ve yine iç rotasyonla birlikte soldan aşağıya indirdim. Bir kütürdeme sesi gelebilir. Bu çok normal. Hatta bunu arıyoruz gibi de düşünebilirsin. Bu omzu ne kadar arkaya götürebildiğine bak yukarıya doğru kaldırırken. Özellikle dış rotasyonda şu anda geriye gitmesi çok zor. Burada gidebildiği ölçüye bak ve daha sonra iç rotasyona alıp soldan karşıya doğru getirip tekrar dış rotasyona çevirip nefesini alırken yukarıya gönder ve omuzdan itibaren içeriye doğru çevirip karşıya doğru getir. Burada kalsın iç rotasyonda tut şu anda kolunu. Şimdi nefesi alırken arkada bir duvarı itmek istermiş gibi iç rotasyondayken geriye doğru it kolu kalkabildiği yere kadar gitsin yukarıya ve burada dış rotasyonu alıp karşıya doğru getirdin bir kolu içeriye çevir nefesle birlikte özellikle omzundaki çalışmayı görerek dış rotasyonu alıp karşıya indirdin iki üç sayı daha yapacağız. İç rotasyondayken omzum öne düştü geriye giderken kol ve burada dışarıya doğru çevirip karşıya uzattım ve tekrar içeriye alıp omzumu öne düşürüp kolu arkaya bir yere götürdüm ve gitmediği yerde dış rotasyonu alıp hareket açısını rahatlatıyorum. 4 ve son kez kolu itebildiğin kadar it yukarıya bu kadar kalkmak zorunda değil. Ki kalkmıyordur belki çoğunuzda da. 5 Amacımız şu an işte nereye kadar kalktığını görmek. Merak etme yani çok canın sıkılmasın buna. Bunları yaptıkça gelişiyor. Şimdi sağ kolu uzattım. İkisinin bakalım e, acaba açıları ne kadar birbirine benziyor yakın. Avucumun içini yukarıya doğru çevirdim önce. Ve buradan kolu dümdüz yukarıya doğru uzattım. Ve iç rotasyona çevirip arkadan bir yerden sağdan indirerek karşıya getirdim. Bir ve tekrar dış rotasyona al. Dirseğini çok bükmeden iç rotasyona çevir. Sağ omzun öne doğru düşsün. İki ve al yine kolu yukarıya. Şu an sağ omzumu göremiyorsun ama az önceki hareketten bence beden anladı onu. 3. Üç. Zaten bir de eğer avucumun içini takip ediyorsan o sana hangi yönde olduğunu söyleyecek kolunun. 4. Bir de çok kambura gitmemeye çalışırsak çok tatlı bizim için. Ve 5. Şimdi avucumun içi sağa doğru bakıyor. Hatta buradan gelecek şimdi. Arkaya doğru bakacak şekilde omzumu öne doğru düşüreceğim. Ve burada kolu itebildiğim kadar yukarı itip daha sonra dış rotasyona çevirip Kolu karşıdan aşağıya indirdim. 1- Kolunu yukarı kaldırıp karşıya getirdiğin aşamada göğsünü çok fazla sağa açmamaya çalış. 2- Yani göğsün karşıya bakarken omzun ne kadar hareket ediyor? Bizim için önemli olan o şu anda. 3- Şu şekilde göğsü çevirmek sana doğru ölçüyü göstermeyecek çünkü rahatça açabildiğini düşüneceksin belki ama aslında o kadar değil gidebildiği yer. Ve şimdi elini yere yerleştirdin. Kalçayı bir yukarıya doğru gönder. Ayakların üstü de esnedi bu arada. Umarım tahammül edip kaldın burada. Parmaklarını tak yere ve ellerini getir omuzlarının altına. Kendini dört bacak pozisyonuna geçir. Matının önünde bir yere yürü. Birazdan plank'e gideceğiz. Gidecek yerin olsun, mesafen olsun. Önce omuzlarını geriye alacak şekilde kürek kemiklerini burada iyice sıkıştırmanı istiyorum. Ama dirseklerini bükme. Göğsünü iki kolun arasında aşağıya düşürür gibi yap. Şimdi nefesini alırken iki kolla birlikte kendini it yukarıya ve omuzlar yerinden çıksın. Bir. Tekrar al nefes omuzları geriye getir. Birazdan yapacağımız harekette bunu kullanıyor olacağız. Ama hareketin kendisi çok da kolay olmayacağı için orada öğrenmek zor olacaktı. O yüzden burada omuzları bir yerinden çıkarıp öne uzatmakla geriye alıp kürek kemiğini sıkıştırmak ne demek görmeni istiyorum. Sadece iki sayı daha. Parmak uçlarıyla yeri it. Aynı zamanda zaten çalışmaya da başladık az önceden itibaren. Son bir tane daha. Şimdi bunun ikisinin arasında bir yerde kalsın. Bir de Omuzları yukarı doğru çıkarıp kulaklarına yakınlaştır buradayken. Ve daha sonra aşağıya arkada yerine bastır. Bir. Tekrar omuzları kulaklara doğru yakınlaştır. Sağ sol yan gövdeyi uzatıyorsun sanki burada. Böyle düşünebilirsin. 2 Al nefes. Omuzları iyice kulaklara yakınlaştır. 3 Ve tekrar aşağı. Al nefes yukarıya. Ve ver nefes. Aşağıya bastır onları. Bir tane daha yapacağız. Dört. Ve şimdi beş. Buradan parmak da mutlaka yeri ittiğine emin olduktan sonra el bileğine yüklenmeni istemiyorum. Sağ bacağı arkaya gönderdim. Ayağımı flex'e alıp flex'e gittiği yerde ayak parmağımı yere takıyorum ve sol bacağı yanına gönderdim. Bir plank duruşuna geldik şu anda. Omuzlar olması gerektiği yerde henüz. Şimdi buradan kalçayı yukarıya doğru itiyorum. Aşağı bakan köpeğe gider gibi ve az önce yaptığın gibi omuzlarını kulaklara doğru yakınlaştırmaya çalışacaksın burada. Bütün o sağ sol yan gövdeyi hem hem de sırtı uzattığını bir hisset. Aşağı bakan köpekte biz daha kulaklardan uzaklaştırıyoruz omuzları. Şu an itmeni istiyorum ama. Diğer nefesinle kendini önce plank'e getirip omuzları kulaklardan uzaklaştırdım. Ve buradan pübisi yani daha doğrusu kuyruk sokumunu topuklara çevirecek bir hamle yaparak kalçayı aşağıya düşürmeye başladık ve omuzları geriye alarak Göğsü açtık iyice karşıya doğru. Dirseklerini kitlemedin. Omuzlar kulaklarda değil. Aşağıda sadece gerideler. Buradan tekrar Önce kendine plank'e taşı ve tekrar gönder aşağı bakan köpeğe ve it ellerle kendini. Omuzlar çıksın yine yerinden, kulaklara yakınlaşsın. Ve buradan tekrar nefesini al, yerine bastır onları plank'teyken. Nefesi verirken kalçayı düşür ama kendini itmeye devam et. Omuzlarını geriye alabildiğin kadar al. Ve tekrar Onları kürek kemiklerini yayarak yani plank'e getir kendini. Ve buradan it yukarıya kalçayı, aşağı bakan köpek için 3 5 sayıda bitecek merak etme. Gel omuzları yerine bastır. Al nefes, kalçayı aşağı indir, omuzları iyice geriye al. Göğüs kafesini açmaya çalış. Ve ver nefes. Plank pozisyonuna geri it kendini ve hemen belini düzelt, omuzları düzelt. Ve kalçayı yukarı gönder. 4. Omuzlar yine uzaklaştı. Pardon yakınlaştı kulaklara. Ve geldim buradan plank pozisyonuna. Yavaş aşağı düşürürken kalçayı. Omuzları iyice geriye aldım. Göğüs kafesini açtım karşıya doğru. Ve buradan plank'e geldim önce. Bakışlar aşağıda omuzlar yerinde. Son kez gidiyoruz. Haydi. Omuzlar kulaklara yakın bir yere geldi. Ve buradan plank pozisyonuna indik. Ve kalçayı aşağı indirip kürek kemiklerini sıkıştıracak şekilde iyice omuzları geriye aldık. Ve tekrar kendini plank'e it önce. Ve aşağı bakan köpeği ittikten sonra omurgayı yuvarlayarak, omuzları yerinden çıkararak dizlerini bük. Kalçanı oturt topuklara doğru ve el bileklerini rahatlatmak için hemen Ellerin üstünü matına yerleştir. Şimdi bu hareketi anlasa da gücü yetmeyenler vücudu açarken karşıya doğru yani kalçayı aşağı indirdiğimizde komple bütün bedeni yere koyabilirsiniz. Bir de böyle beş sayı yapmayı deneyin. Yani buraya geldiğinde bacaklarını yere koyup omuzları geriye alıp kürek kemiklerini sıkıştırabilirsin. Ve buradan tekrar kendini plank'e iterek aşağı bakan köpeğe gönderebilirsin. Ama yapabildiysen bir beş daha eklememize gerek yok. <laughs> Buradan yine ellerimi ileriye doğru uzattım ve önce dört bacak pozisyonuna kaldırdım kendimi. Ayaklarımın üstü yerde hemen bir geçişle yüz üstüne gidiyoruz. Dirseklerini arkaya doğru bükerek, vücudun iki yanına doğru bükerek göğsünü aşağıya indir. Ayak parmaklarının üstü yerdeydi şu an ve burada yukarıya kaldırıp onları parmakların üzerinden geçerek Pübisi yere indir ve bacaklarını mat genişliğinde aç sağa sola doğru. Biraz geriye kayacağım. Şimdi kolları da ileriye uzatıp matın sağına soluna doğru böyle sağ sol çapraza uzatacak şekilde bir yere getirdim. Burada artık pübisi yere bastırmamız gerektiğini biliyoruz. Yani kalçayı rahat bırakıp bele bu kadar çok kavis vermek yok. Kuyruk sokumunu topuklara doğru yuvarlayıp asıl göbek deliğini içeriye. Ve bacaklar yerde, kollar yerde kalsın. Şu an anlım da yerde kalsın. Sesim patlamasın diye koymuyorum anlımı yere. Şimdi burada nefesi alırken başını kaldırmadan yerden omuzlarını geriye alarak iyice kollarını yukarıya doğru gönder. İki kolu da yukarı gönder. Anlım yerde kalsın fakat şu anda bacakların da uzun kalsın. Ve tekrar kolları aşağıya indir. Bir. Nefesi aldım. İki kolu yukarıya gönderiyorum omuzları geriye alarak. Nefesi verirken omuzlarımı da aşağıya bırakıp kolları aşağıya bıraktım. İki. Tekrar al nefes. Bu kadar kalkmıyor olabilir kolların yukarıya. Ve indir aşağıya. Üç. Yine de burada yapmayı denemeni istiyorum. Fakat seni çok canı sıkıyorsa en azından kolları sağa sola uzatıp iki kolu da Burada yukarı kaldırıp omuzları daha çok geriye alıp kürek kemiklerini daha çok sıkıştırmayı deneyebilirsin. Diğerleriyle ileride devam ediyoruz. Tekrar nefesini alırken kolları yukarı gönder, omuzlarını iyice geriye al. Nefesi verirken omuzları aşağıya bırak. 4 son bir tane daha yapacağız. Al nefes kollar yukarı. Ve omuzlar yukarı ver nefes. Omuzlar aşağıya, kollar aşağıya. Şimdi kollarla birlikte bacaklar da kalkacak ve üst gövdeyi de en azından göğsümün altına kadar yukarıya kaldırmaya çalışacağım. Ve orada bir şey ekliyorum harekete. Omuzları biraz daha böyle mobil hale getirelim diye. Şimdi aşağıdayım nefesi verdim. Pübisi bastırdım. Bacaklarımı uzattım dümdüz kolları da. Nefesimi alırken hem kollarla hem bacaklarla yukarıya doğru kalktım. Kollarla yandan bir daire yapıp omuzları daha çok arkaya doğru aldım. Kürek kemiklerini sıkıştırdım ve kulaklardan uzaklaştırdın iyice. Ve buradan dış rotasyona çevirir gibi yaparak karşıya doğru gönderip kulaklara yakınlaştığı yerde omuzlar yere bıraktık kendimizi bir. Tekrar nefes alırken hem kollarını yukarı kaldır hem bacakları kaldır hem üst gövdeyi kaldır ve Daire ile kolları geriye al. Kürek kemiklerini sıkıştır ve omuzları geride tut. Ve dış rotasyona alarak özellikle kolları ileriye gönder ve yere yerleştir her şeyi iki. Tekrar nefesini alırken bacakları uzat. Kolları uzat yukarıya ve sağ soldan aç avuç için böyle şu anda sağa sola bakıyor. Omuzlar geride. Üst gövdeyi kaldırabildiğim kadar kaldırdım. Sıkıştır kürek kemiklerini iyice ve buradan dış rotasyona alır gibi yaparak yukarıdan bir daire çevirmeye çalışarak kollarını yere indir. 3. Şimdi buna devam edeceğim ama bu sefer az önce yaptığımız gibi yani dersin başında iç rotasyondan başlayıp dış rotasyona çevirerek yapmayı deneyeceğiz kolları. Şimdi bacakları uzattım, pöbisimi bastırdım yine ve kollarımı şimdiden iç rotasyona çevirdim. Avucumun içi böyle sağa sola bakıyor ama içeriden çevirerek bakıyor. Nefesi alırken hem kolları hem bacakları kaldır. Omuzlar içeride şu an. Ve buradan arkaya doğru uzat onları. Avucun içi birbirine bakıyor artık. Kaldırabildiğin kadar yukarıya kaldır kendini ve bacakları da. Ve şimdi dış rotasyonu alıp kolları karşıya doğru gönderirken bırak her şeyi bir. Yukarıya kalktığım anda iki kola da iç rotasyon ver. Ve nefesinle birlikte olduğun yerde yukarıya kalkıp daha sonra kolları geriye al, alkış yapmak ister misin gibi düşün. Omuzları uzaklaştır iyice kulaklardan. Çevir dış rotasyona ve karşıya doğru uzatırken yatır kendini. İki, bir tane daha yapıyoruz sadece. Biliyorum özellikle beline doğru giden bölgedeki bütün kaslar çok çalışıyor şu an. Bu kadar kendini yukarı kaldırmaya çalışıyorsan özellikle. Tekrar nefesi alırken kolları iç rotasyonla birlikte yukarı kaldırıp bacakları kaldırdım. Üst gövdeyi kaldırdım ve arkaya doğru uzattım onları. Ve buradan dışarıya çevirip karşıya gönderip indirdim aşağıya. Şimdi bir 3 sayı daha kalkacağız ama kollar geriye gitmeyecek artık. Bu sefer avucun içi yere bakıyor şu an. Yeri iter gibi yapıyorum ve şimdiden omuzlarımı uzaklaştırdım kulaklardan ve kürek kemiklerini sıkıştırdım arkada. Nefesimi alırken bacakları da uzatarak hem üst gövdeyi hem bacakları kaldır yukarıya iyice. Ve tekrar nefesi verirken her şeyi aşağı indirip omuzları yerinden çıkar. Öne doğru bırak serbest daha doğrusu. Bir. Ve tekrar uzat her şeyi önce yukarı kalkarken. Al nefesini ve omuzları geriye al. Kulaklardan uzaklaştır iyice. Ve ver nefesini her şeyi aşağıya bırak. Ve omuzları da serbest bırak. İki. Son bir tane daha yapacağız. Bacaklarını uzat. Kollarını uzat ama omuzlar yerinde kalsın. Haydi nefes alarak yukarıya çıktım. bir ve nefesi verirken yavaşça her şeyi aşağıya bırak. Buradan Dirseklerini büküp ellerini göğsünün yanına getir. Ayak parmaklarını tak, kalça genişliğine getirerek bacaklarını omuzlarını geriye doğru al şöyle bir önden arkaya doğru çevirerek ve dizlerine yükselerek kalçayla aynı anda göğsü yerden kaldır. Ayakların üstünü yere yerleştirip topuklara oturt kalçayı. Çocuk pozisyonuna geçip uzan bir ileriye doğru. Ellerinle uzanabildiğin mesafe neresi ise oraya bir dirseklerini bırak yere ve kalçanı yukarıya doğru kaldır. Ellerini burada ortaya alır gibi yaparak böyle birleştirebilirsin. Ve buraya geldiğinde artık beline çok kavis vermedin. Omuzlar artık kulaklarda değil. Onlar aşağıda olması gereken yerde. Biraz daha öne gideceğim. Ve dizler leğen kemiğinin altında şu anda. Şimdi buradayken bu sefer biraz bacağa geçiyoruz. Kalçaya geçiyoruz daha doğrusu. Sol dizimi büküp sol bacağımı uzattım. Arkada kalça hizasında bir yere öncelikle ve ikileyen kemiğimin hizasını kontrol ediyorum burada. Ağırlığımız sağ kalçaya verdim. Öncelikle burada bacağı dümdüz uzatıp ayak parmağını yere dokunduracağım. Bir ve bacağı yukarı doğru gönderip sol kalçayı sıkıyorum. Ve buradan Sağ çapraza doğru indirdim bacağımı 2 ve buradan yine yukarı kaldırıp ortaya getirdim. Ve buradan beli oynatmadan sol çapraza indirip tekrar yukarı kaldırıp ortada buluştum kendinle. Yeniden bacağı aşağı uzat, ayağının üstü yere dokunsun. 1 ve bacağı yukarı gönder. Gel buradan sağ çapraza uzat ama beli aşağı düşürme sağ beli 2 ve yukarıya. Ve buradan sola doğru aç ve gel yukarıya. 3 setimiz daha var. Nefes al, sol bacağı uzat, arkada yere dokundur. 1. Ve sağ çapraza doğru gönder. 2. Üst gövdem hele çok hareketsiz. Ve yukarı dizi bükmeden sol çapraza indir. 3. Ve tekrar ortaya bir yere indi. Haydi nefeslerle. Özellikle anterior ve posterior pelvik tilt dediğimiz hareket vardı ya, Beli böyle sırt üstü yatarken bir mata itiyorduk, bir de mattan uzaklaştırıyorduk. O hareketi burada yapmak çok müsait. Beli sürekli harekette tutmak demek o demek. Bunu yapmadığına özen göster istiyorum. Doğal duruşunda sabit kalmaya çalışsın pelvis. Ama kalça ekleminden itibaren bacak bir harekette şu anda. Şimdi dizini büküp bir yere yerleştir. Bir nefes alıp dinleneceğiz. Sağ kalçaya verdiğimiz ağırlığı bir fark edip. Çalışmayı fark edip. Şimdi bu sefer sol bacağımı yine uzattım arkaya doğru. Ve buradan bacağı artık kalça hizasında tuttum. Geniş açıda bir daire yapmaya çalışıyorum artık. Bunu tamamlayacağım yani. Bacağı yukarıdan sağa götürdüm. Aşağıda yeri süpürerek sola kadar getirip soldan yukarı kaldırdım. 1. Yeniden sağa indir bacağını. Aşağıdan sola götür ve yukarıya kaldır. 2. Yine bir şeye dokunuyorum. Aşağıdan sağdan sola getir ve soldan yukarı kaldır. 3. 2 sayımız daha kaldı. Bacağın açısını ne kadar büyütebiliyorsun belini çok oynatmadan buna bak. Son bir tane daha. Ve tabii ki tam tersi yöne gidiyoruz. Haydi omuzlar yukarı çıktıysa bir düzelt onları. Bacağı önce sağ çapraza götürdüm. Yukarıdan sola açtım bir. Ve aşağıdan süpürerek sağ çapraza götürdüm. Yukarıdan sola indiriyorum. 2. Fukocuğum. <laughs> bir de yüzüne falan geliyor galiba. Üç. <laughs> Ve dört. Son bir tane daha. Solu açıldıkça sağ tarafa binen yük artacak. Çalışma artacak. Fark ediyorsun onu. Ve ortada bir yerde tuttuktan sonra dizini bük. İki dizi yan yana alıp Kalçayı bir topuklara doğru oturt. Ve nefesi verirken kalçayı tekrar kaldır. Aynı bacakla son bir şey yapacağız. Bu sefer diz ekleminden itibaren bir daire gibi düşün. Yani dizin bükülü olacak. Aslında dizi açıp kapatmaya çalışacaksın ayak parmağından ziyade. Şimdi sol dizi büküp yukarıya doğru kaldırdım önce ayağımı. Nerede duracağını bir göreyim onun diye ve belimi düzelttim. Ve önce sol dizden bükülü bir şekilde bacağı yukarıya doğru ittik. Şimdi buradan sol dizi yine sağ çapraza düşürüyorum. Tam bir daire yaparak soldan açıp tekrar sağa doğru indirdim. Bir. Yeniden tam bir daire ile iki. Ve üç. Senin challenge'ın yine artık burada kalçanın içinden bacağı ne kadar çok hareket ettirebildiğin ile alakalı ve bunu yaparken bedenine kadar bozmadan yapabildiğinle alakalı. Şimdi tam tersi yöne gidiyoruz. Ama çok fazla bozuluyorsa da 5 sayıda kalma, 3 sayıda tam yapmaya çalış kontrollerle. Bir gün 5 sayıya gelecektir diye düşünüyorum. Düzenli çalışırsan eğer Son bir tane daha yapacağız. Şimdi tekrar dizini koy yere. Kalçayı topuklara doğru gönder. Ve nefesini alırken bir omurgayı yavaşça yuvarlayarak kendini kalçanın üzerine oturma pozisyonuna getir. Çok fazla öne kapanarak kaldın. Bu da psikolojik olarak böyle kişiyi darlayabiliyor. Yani harekete devam edecekse bile tahammül seviyesini düşürebiliyor. Birazcık şöyle karşıya bakmakta fayda var. İstersen daha fazla da kalabilirsin burada ama vücudunu çok soğutma tabii. Yani burada bekleyip dinlenme. Bir şöyle bir vücudun dengesini bir yerine getirelim tekrar. Sürekli aşağıdaydık. Ve şimdi yeniden gidiyorum karşıya doğru. Sağ bacağı çalışacağız bu sefer. Sağ tarafı daha doğrusu. Yine ellerimin olduğu yere dirseklerimi koydum. Ellerimi ortada birleştirir gibi yaptım ve omuzlarımı düzeltiyorum önce. Dizlerim tam böyle bu iki dirsek açıklığının arasında bir yere paralel gibi düşün. Sağ bacağı geriye uzat, ayağın pointte olsun ve ayağının üstü yerde şu anda. Sol kalçayı sıktık. Şimdi nefes alırken önce sağ bacakla yukarı tekme attım bir ve dizi bükmeden uzatarak yere dokundurdum. Bu sefer yukarı kaldırıp Sol çapraza tekme atıyorum. 2. Daha doğrusu yere dokunduruyorum ve ortaya getir tekrar. Ve buradan sağa götür 3 ve ortaya. Al nefes, aşağıya indirdim düz bir şekilde 1 ve yukarı. Buradan sol çapraza 2 ve yukarı ve buradan sağ çapraza 3 ve yukarı. Şu anda bacak, sağ bacak 3 farklı açıda hareket ediyor. Bu üç farklı açıdan geçerken seni en çok zorlayan yer neresi? Bir bunu görmeye çalış. En kolay geçtiğin yer neresi? Sol çapraza uzattım sağ bacağı. Ortadan geçirip sağ çapraza uzattım. Ve tekrar yukarı alıp son kez dümdüz aşağı indirdim. Yukarı bir. Sol çaprazı uzatıp dokunmaya çalış. Sağ beli aşağı düşürmeden iki. Ve sağ çaprazı aç. Gönder yukarıya üç. Ve bir dizini büküp iki dizi yan yana aldın. Şimdi tam bir daireye gideceğiz hazır olduğunda. Bir nefes al sadece burada. Ve uzat sağ bacağı arkaya tekrar. Sol kalçanla birlikte sırtının da ne kadar çalıştığını fark et istiyorum şu an. Bacağı dümdüz yukarıya kaldırdım sağ bacağı ve sağdan açıp ortadan daireyi çevirerek soldan yukarıya kaldırdım ve tekrar sağdan açtım 1. Kendi ölçünde, kendi sabitlik ölçünde yani bu lumba pelvik stabilizasyon dediğimiz bir durum vardı ya bel bölgesiyle pelvisin sabitliği. Bunu sabit tutabildiğin ölçüde bacağını ne kadar açabiliyorsan hem yukarı hem sağa sola o ölçüde kal şu anda. Şimdi yukarıdan tam tersine gidiyoruz. Eğer 5 sayıda bunu yaparken kendini çok rahat hissediyorsan sayıları birazcık arttırabilirsin ya da onun yerine açıyı biraz daha büyütmeyi deneyebilirsin. Son 3 tane daha soldan aşağı, sağdan yukarı ve iki tane daha. Ve son bir tane daha. Önce bacağı yukarı kaldır ve dizini büküp iki dizi yan yana al. Kendini tekrar bir çocuk pozisyonuna it. Son bir şey yapacağız. Tekrar kalçayı kaldırdım Kendini yine Böyle dirseklerde olduğun dört bacak pozisyonuna getirdin. Sağ diz bükülü bir şekilde dairemiz var şimdi. Önce sağ dizi daha çok bükerek topuğumu kalçaya doğru yakınlaştırdım. Omuzları yerine bastırdım yine. Göbek denliği içeriye asıldım ve sağ dizden bükülü bir şekilde bacağı yukarı kaldırdık önce. Şimdi onu soldan düşür aşağıya ve aç sağdan bir. Tekrar soldan aşağı iki. Az önce yaptığın hareketten daha kolay bir hareket bence. Buraya direnebilmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. 4 Ve 5. Şimdi tam tersi yöne. Soldan yukarıya kaldır, sağa aç 1. Tekrar soldan yukarıya ve sağdan aşağıya 2. Sağ açtıkça sol kalçaya olan şeyi bir görelim tekrar. 3 Sadece oraya mı oluyor hocam desenize. Dört. Ve beş yukarıya aldıktan sonra iki dizi yan yana al tekrar. Ve kendini gönder çocuk pozisyonuna. Kollarını uzat. Sırtına doğru derin bir nefes al. Nefesi verirken biraz daha bırak üst gövdenin ağırlığını aşağıya. Ve diğer nefesinle birlikte ellerin yerde kalsın. umurda yuvarlayarak kaldır kendini yukarıya. Ayak parmaklarını tak yere. iki dizi yavaşça yukarı kaldırdık. Önce yine ve sola doğru dizlerimi düşürüp kalçamı matıma oturttum. Ve bana doğru yan bir oturuşa geldin. Oturuşa geldiğinde ellerini beş parmak yapacak şekilde açıp kalçanın yakınına bir yere ama dışına bir yere koymanı istiyorum. Arkasına değil. İki elin de yan yana olduğuna emin ol. Ve omuzları şöyle bir iyice geriye alıp ellerle kendimizi itelim yukarıya doğru. Ayaklarım yerde şu anda. Burada bir nefesini al göğüs kafesini açarken karşıya doğru. Nefesi verirken beli arkaya doğru yuvarlar gibi yaparak omuzlarını öne çıkarayacağız. Sırtına bir yine C verdik bir kambur verdik yani. Omuzların olmasını istemediğimiz yeri görüyoruz şu an ama şu anda o hareketliliği kazanması için bu arada bunu da pratiklemesi önemli. Tekrar ellerini it kendini, omuzlarını geriye al, kürek kemiklerini sıkıştır. Ve buradan omuzlarını öne doğru alıp sırtına bir kambur ver. Bir tane daha yapacağız. Al nefes, omuzları geriye al, aç göğsü. Ve buradayken artık sadece beline çok kavis verdiysen onu birazcık geriye doğru yuvarlayıp Nefesi alırken aynı anda iki dirseği arkaya doğru bükerek yere gideceğiz. Ve nefesi verirken omuzlarıma hiç düşmedim. Omuzlar hep arkada. Nefesi verirken aynı anda kendimi yukarıya doğru iteceğim. Bir, yani önce sağla çıkıp sonra solu yanına getirmek yok. Bunu yapanlar var, biliyorum. <laughs> Tekrar, nefesini al, iki dirseği arkaya doğru bük, omuzlar geride kalsın koy dirseklerini yere. Ellerinle yeri güçlü hissedebildikten sonra onlarla itiyorsun, avucun içiyle itiyorsun kendini. Ve tabii ki kolu ve sırtı sıkıştırıyoruz aynı anda ve ittik kendimizi yukarıya 2. 3 sayı daha buradayız arkadaşlar. Al nefes, dirseklerini bük arkaya doğru ve kendini düşürme. Çok yavaş geç. İki dirseği de aynı anda koymak için. Ve tekrar nefesini verirken Kendini yukarıya doğru it. Bütün arka kolu sıkıştır. Ve son iki tane daha. Al nefes. Dirsekleri büktük arkaya doğru ve yavaşça aşağıya indim. Ve ver nefes. Aynı anda yukarıya. Son bir tane daha yapacağız. Nefesle birlikte dirsekleri arkaya götür. Belini hafif arkaya doğru yuvarla. Çok değil yani şu değil. Ve tekrar omuzları geride tutmaya devam ederek kendini yukarı doğru ittin. Uh zorlandık. Haydi gel. Şimdi burada kaldım artık. Parmaklarımı matın arkasında bir yere götürüyorum. Hatta matın dışını açalım böyle. Avucun içi sana bakacak artık. Ellerini arkadan kendini destekledin. Ama aynı zamanda omuzları da geriye almış bulunuyoruz bu sayede. Çok kavise götürme yine belini. Sırtını uzun tutmaya çalış. Ve dizlerini kendine doğru bükerek çekici ayak parmaklarının yerde olsun. Sağ bacağı kaldır masa pozisyonuna. Solu kaldır yanına. Dokundur sağ yere. Ve sol aşağı bir. Bir bacaklarını yukarı kaldırdığında vücudun nereleri yine devreye giriyor. Bir bunu fark edelim. Şimdi 3 sayı bir de solu kaldır. Sağ yanına çek. Ve tekrar aşağı indir. Sanki böyle kasıklarını hissedeceksin. Üst bacağı hissedeceksin. Karnını hissedeceksin. Bu arada dirseklerini çok bükmedin. Kolları uzun tutmaya çalış. O yüzden biraz daha geri götürebiliriz hatta. Ve şimdi aynı anda iki bacağı yukarı kaldırdım. Bir ve indir. İki nefesle ve indir. Üç. Şimdi yukarıda kalacağız. Ve haydi nefesinde şimdi sağ bacağı aşağıda bir yere paralel uzat. Çek kendine. Ve solu uzattım. Sağ bacak masada. Çek. Tekrar sağ bacak ve sol bacak. Dizi eski yerine getirebilmek için bayağı kasıkları ve karnı hissedebilmek lazım. Onunla çektiğimizi görebilmek lazım daha doğrusu. Şimdi dört bitti son bir tane daha yapacağız sadece. Al nefes sağ bacağı uzat omuzlar hala geride. Ver nefes sol bacağı uzat ve. İki ayağı yere bir koy. Dinlenme yerindesin. Fakat iki bacağı uzatmaya gidiyoruz. Gelmek isteyenlerle birlikte. İsteyenler aynı hareketi tekrarlayabilir. Omuzları tekrar aldık bir arkaya ve dizleri çektik kendimize. Ayakları yerden kaldırdık. Şimdi eller gerideyken bacakları uzatıp dirsekleri arkaya doğru bükeceğim. Beli de arkaya doğru yuvarladım. Ve ellerle kendimi itip dizlerimi çektim kendime. Bir. Al nefes ve ver nefes. İt kendini yukarı iki. Haydi al nefes. Ve yukarı üç. Ve dört. Artık bence ona gideriz. Ve beş. Bak yine geldi. Beşte kalabilirsin. Son dört tane daha kalktığında mutlaka omuzları geride tutmaya devam et. Üç tane daha. İki. Ve son kez. Şimdi ayaklarını yere koy. Ve bacakları uzatırken kolları bırak. Hatta gel dizleri bükelim yine sağa sola. Şu kasıklar bir rahatlasın. Ayak tabanlarını birleştir. Ellerle destek al ayak bileklerinden ve kendini asılırken hem yukarıya doğru uzat omurgayı. Hem de iki kalçanın üzerine eşit ağırlık verdiğine emin olacak şekilde. Kendini bir sağa sola doğru salladıktan sonra Yavaş yöne doğru katla üst gövdeyi. Çok gitmeyeceğiz. Burada bir yerde bir kal. iç bacağı hissettiğin bir yer olsun. Kasıkları daha doğrusu hissettiğin bir yer olsun. Ve buradan son bir şey için kendini tekrar o dik oturma pozisyonuna getir. Ve bana doğru yan dön. Şimdi bu kadar omuz eklemini ve kalça eklemini hareket ettirmişken Birazcık denge de deneyelim istiyorum ve bitiyor ondan sonra. Önce sağ avucumun içini yere koyduktan sonra sağ omzumu geriye doğru alacağım. Dizlerimi önüme doğru çektim bükerek. Ve ayaklarım point'teyken alt alta üst üste geldi şu an. Sol elim sol ayak bileğini tutmak ister gibi solda bir yerde. Şimdi burada nefesimi alırken önce sağ dizime yükselmek isteyerek kalçayı yukarı doğru kaldırıp sol dizi yukarıya doğru açıp Kolu tavana doğru gönderiyorum ve sol bacakla kocaman bir tekme attım. Ve buradan kolu başımın tepesinden ileriye doğru uzatırken bacağı da biraz arkaya doğru gönderdim. Ve burada dizi büküp dirseği büküp dokundurup tekrar uzattım her şeyi. Ve tekrar iki dizi büküp kalçayı yere indirdik. Dört sayı daha bundan yapıyoruz. Sadece şimdi bu harekette bir sayı daha sahilinin çok geride olduğunu anlamış olabilirsin ya da çok kendinde. Onu tam böyle rahat hissettiğin bir yere yerleştirdiğine emin ol. Ve nefesini alırken kalçayı yukarı kaldır. Sol bacakla yukarıya doğru bir tekme at. Bacağı arkaya doğru uzatıp sahilinle it kendini. Sol dirseği ve dizi buluşturup tekrar it kendini. Ve yavaşça dizi bük. Kalçayı yere koy. 2. Al nefes. Yukarıda bir tekmedeyiz. Ver nefes. Bacağı geriye uzatıp kolu indirdik. Ve tekrar dizledirsek buluştu. Açtım gövdeyi yine. Ve dizi büküp kalçayı yere koydum. Nefesi alırken yukarıya bir tekme. Kolu uzat. Sağ omzu bastır yerine. Bacağı arkaya uzat. Dizi bük, dirseği bük, buluştur ve tekrar uzat. Ve İki dizi üst üste koyup aşağı in. Son bir tane daha sağ kalçayı hissediyor olman lazım şu anda. Nefesimi alırken tekrar bacakla yukarıya bir tekme attım ve açtım göğsü. Bacağı aşağı indirip uzattım sağ kolu pardon sol kolu. Ve dizledirsek buluştu. Açtım tekrar gövdeyi. Ve iki dizi üst üste koyup Sol elimi yere yerleştirdim. Sağda bir yere. Sağ el bileğimin üstünü yere koydum. Yine biraz rahatlatmak için. Minik minik sallanabilirsin. Sağa sola doğru. Ya da öne arkaya doğru. Ve buradan diğer tarafı yapmak için sol elini yere yerleştirdim. Sol bacak altta kaldı. Yine ayaklarım pointte. Ve dizlerimi önde bir yerde buluşturdum sol elimin de mesafesini ayarlıyorum şimdiden kalçamla olan mesafesini. Yukarı kalkmadan son bir şey şu oturuşta popoyu çok dışarı çıkaracak gibi böyle beline kavis vermeni istemiyorum. Bunu da bir kontrol et. Belinin doğal duruşunu koruyarak yapıyorsun hareketi. Şimdi nefesi alırken sol dizime yükseleceğim bu sefer. Sol kalçayı sıkarak ve sağ bacakla yukarıya bir tekme attık. Bacağı geriye uzatırken kolu başımın arkasından gönderdim. Ve şimdi dizimle dirseğim buluştu ve tekrar açtım vücudu. Ve buradan iki dizi büküp alt alta üst üste aldım. Bu diz kendinden çok aşağıda kalmış olabilir. Yine bir harekette onu gördüysen çek dizi kendine. Ve bir de burada yapmayı deneyelim bakalım. Bacağı yukarı kaldır ve tekmeyi at. Bacağı geriye uzatırken başının tepesinden itibaren kolu uzat. Sağ dirsekle dizi buluştur ve Uzan tekrar. Ver nefesini. İki diz üst üste gelsin. Al nefes. Kalça yukarı. Ve kocaman bir tekme attık. Ver nefes. Kol geriye, bacak geriye. Dizi bük dirsekle buluştur ve aç tekrar vücudunu. Ve burada tekrar aşağı in. Son iki sayı daha sol omza çökenler. Omzu geriye al. Şimdi tekrar nefesi alırken Kol yukarıya, bacak yukarıya. Ve onu geriye uzatırken kolu da uzattım. Dizi bük dirseğini bük ve açıl tekrar. Ve nefesinle gel aşağı son kez gidiyoruz. Al nefes. Bacağı aç. Ver nefes arkaya uzat ve kolu uzat. Al nefes dizinle dirseğini buluştur ve tekrar açıl. Ve ver nefes. Dizleri üst üste al. Sağ elini yere yerleştir. Sol el bileğinin üstünü yere koy. Birkaç nefes sol el bileğini rahatlatıyoruz burada. Ve buradan rahat oturma pozisyonunu bularak benim için bu şu anda bağdaş kurma. Kendini bir dik oturma pozisyonuna getir. Şimdi nefeslerle artık daha bugün değerli bizim için bu dış rotasyonlar. Omuzlarını önden arkaya doğru çevirip tak yerine bir. Tekrar önden arkaya doğru çevir ve tak yerine iki. Ve üç. iki sayı daha yapacağız. Dersin başında tek kolla çevirdiğimiz zaman bu daireleri böyle kütür geliyordu. Yani benden en azından belki bazılarınızda da bu hisler vardır diye söylüyorum. Şu an omuzları çevirirken sanki bir yere çok daha az takılıyor gibi hissediyorum özellikle. Adım attığında kalça eklemindeki rahatlamayı da göreceksin bence. Bir de uzuvları böyle kendi eklemleri içerisinde daha geniş açılarda hareket ettirdiğimiz egzersizlerin sonrasında ben biraz da şey gibi de hissediyorum. Böyle sanki zihnimde de bir şey yapacağım zaman ya da bir konuya bakış açımda da olabilir bu. Bir takım engeller var, bir tıkanıklık var. Bir yere gitmek istiyorum ama orada oraya geçemiyorum, orada bir kalıyorum. Ama bunları açtığım zaman sanki zihnimde de bazı şeyleri açmaya başlıyorum. O o tıkandığım şeylerin ucunu görebiliyorum daha doğrusu gibi hissediyorum. Bu bedenle birlikte gelen eklem mobilitesiyle birlikte gelen o esneklik hissi, zihinsel esneklik hissine de sebep oluyor bence sebebiyet veriyor. Ee, ve bunun tam tersi de tabii ki geçerli. Yani zihni tamamen esnek bırakmayı başarabildiğimiz zaman da beden çok daha hızlı ilerliyor esneme konusunda ya da mobil olma konusunda. Umarım bu etkileri sen de şu an olmasa da belki şu an umarım. Yakın zamanda bu gibi pratikleri arttırdıkça egzersizleri arttırdıkça hissediyor farkında oluyor olacaksın. Yarına kadar kendine güzel bak ve bu egzersiz sonrasında en azından gelen şu güzelliğin tadını çıkar. Görüşmek üzere hoşça kal. Hoşça kal bam. bam. Mal surat!